Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, Rusya'ya karşı terör saldırıları gerçekleştirmek için kullanılan insansız hava araçları İHA üretimi yapılan yerleri vurduklarını bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, Ukrayna'da uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle Rusya'ya karşı terör saldırıları gerçekleştirmek için kullanılan insansız hava araçları İHA üretimi yapılan yerleri vurduklarını bildirdi. Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamada bulundu. Rus Silahlı Kuvvetleri'nin, 31 Aralık'ta Ukrayna'daki savunma sanayisi tesislerini havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle vurduğunu belirten Konaşenkov, bu tesislerin Rusya'ya karşı, terör saldırıları, gerçekleştirmek için kullanılan İHA'ların üretiminde yer aldığını kaydetti. Tesislerle birlikte İHA'ların depoları ve fırlatma alanlarının da vurulduğunu dile getiren Konaşenkov, saldırılar hedefine ulaştı. Kiev rejiminin yakın gelecekte Rusya Federasyonu'na karşı terör saldırıları düzenleme planları bozuldu. dedi. Ukrayna'daki operasyonların devam ettiğini söyleyen Konaşenkov, Ukrayna'da bugüne kadar 355 uçak, 199 helikopter, 2779 insansız hava aracı, 399 hava savunma füze sistemi, 7350 tank ve zırhlı araç, 957 çok namlulu roket atar, 3756 obüs ve havan topu, 7859 özel askeri araç imha edildi. İfadelerini kullandı.